Merhaba millet, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hello everyone, welcome to my channel. I am Turkish King of Laundry. Today I am going to wash bright colors. Okay guys, bright colors. Baumwolle 40 grad, kurz program, cotton 40 degrees, short program. Makinenin camından gördüğünüz pembe deterjan, Rinso'nun gül suyu deterjanı. Yeşil Ariel ölçeğin içerisinde ise 2 fincan Persil Color var. Persil Color Powder Rinso Water Rose. Görsel şölen için hazır mısınız? Are you ready? Makinenin içerisindeki su oranı gayet iyi. Köpük oranı da şu an iyi. İçerisinde günlük evin içinde giyilmiş parlak renk çamaşırlar var, açık renkler var. Gecelikler var. Parlak renkleri yıkarken bugün Persil toz deterjandan yararlandım ve Rinso gül suyundan yararlandım. Rinso'nun gül suyu deterjanın kokusu çok keskin bir gül kokusu. Sanki bir gülü çeşmenin altında yıkamışsınız da sonra o yıkadığınız gülü koklamışsınız gibi böyle nemli, sulu bir gül kokusu. Ya da sizlere şöyle ben izah edeyim. Bir misafirliğe gittiğinizde elinize bir kişinin gül suyunu sıktığını düşünün. Buzdolabına konulmuş bir gül suyunun elinize soğuk soğuk sıkıldığını düşünün ve ellerinizi ovuşturduğunuzda o gül suyunun kokusunu hissedin. Böyle bir kokusu var. Rinso gül suyu deterjanı, sıvı deterjanı.
İçerisinde böyle lacivertli ve kırmızılı gördüğünüz şeyler boya dökmüyor arkadaşlar. O yüzden parlak renklerle veya açıklarla da atsam hiçbir sorun yaşamıyorum. Ama sizlere tavsiye etmiyorum. Herkesin çamaşırı aynı olmaz. Benden görerek yaparsınız. Bir bakarsınız çamaşırlarınız boyanır. Renkleri birbirine geçer. O yüzden benden gördüğünüzü yapmayın. Herkesin çamaşırı birbirine uymaz. Çünkü bazı çamaşırlar kolayca renk verirken bazıları renk vermez. İçerisindekiler az kirli olduğu için 40 derece yeterli. 1,5 saat yıkanacaklar. Benim standartlarıma göre 1,5 saat yıkanacaklar. Ama şunu bilin ki yaklaşık 30 dakikada, 40 dakikada bile bu çamaşırlar yıkanabilir. Ben 1,5 saat yıkatmayı sevdiğim için böyle yıkattırıyorum. Az kirli çamaşırları bu şekilde yıkatıyorum pamuklu programında. Zaten yeni çamaşır makinesi aldığım zaman da göreceksiniz ki bu huyumu devam ettireceğim. Huylu huyundan vazgeçmez derler. Aynen öyle sevgili izleyiciler. Rinso deterjanın çok köpüreceğini önceden tahmin ettiğim için sadece 2 fincan Persil Color kullandım. Çünkü Rinso çok köpürüyor. Şimdi bu videoyu izlerken bana sorabilirsiniz. Hey yıkama kralı bugün yıkama parfümü var mı? Evet var. Hangi yumuşatıcıyı kullanacaksın? Şimdi bizlere göster hadi. Bizlere yıkamanın başında kombinlerini göstermedin. Evet şimdi kombinlerimi göstereyim sizlere. Ve bu arada kalgon eklemeyi unuttum. İçerisine biraz da kalgon ekleyeyim. Evet. Persil, Color, Tiefenrein, Deep Favorite Color Deterjan, Persil and Omo Color, My Favorite, Calgon, Rinso, Yıkama parfümü ve şey parfüm Aloe Vera and Jasmine Yumoş Extra. Evet, şimdi göz kararı suyun içerisine ilk önce kalgonu bitireyim biraz. Geri kalan suyla makine şimdi biraz daha köpürecek değerli izleyiciler. İçerisine kalgon gidince su daha yumuşayacak ve daha çok köpük olacak. Evet. Şimdi şu suyu ben bir tamamlayayım. Tekrar geliyorum. Evet canlar. Yeniden buradayım. Welcome back. Mis mis mis. Gül kokusunun yanında bu persilin kendine has olan özel kokusunun yanında bu birleştiği zaman perfect. Perfect vache parfum.
Bugün ilk defa ABC Botanik konsantre yumuşatıcı Eylül güneşini kullanıyorum. %92 doğa kökenli içerik, bitkisel yumuşaklık, doğadan ilham alan koku, doğal koruyucu diyor ve vegan diyor. Arkasına da şöyle bir bakın. 5-15 katyonik aktif madde olduğunu söylüyor. Evet, katyonik aktif maddenin de ne olduğunu biliyorsunuz. Yerli üretim 1440 mililitre. Şimdi bunun kapağını açıyorum ve yumuşatıcı gözüme kaçırmadan ekliyorum. Umarım içine kaçırmaz, yaramazlık yapmaz. Bu kadar yeterli. Sakın içerisine kaçırma. Okey. Evet, kaçırmıyor. Kokusu nasıl diye soracak olursanız bana. Kokusu kavun kokusu. Kavun kokusu alıyorum ve kavun kokusunun yanında bir de hafif böyle bahar çiçekleri gibi bir kokusu var ama çiçeklerin kokusunu tahmin edemedim değerli izleyiciler. Kavun kokusu ve çiçek kokuları. Zaten doğadan ilham aldığını söylemiş. Diğerinkinde yeşil elma ve sabunlu bir koku vardı. Bunda ise kavun ve hafif çiçek kokuları vardı. Sanki bahar çiçekleri gibi. Bunun kokusunun nasıl olduğunu merak edenler için söylüyorum. Daha fazla ön planda kavun kokusu alıyorum. Böyle tatlı bir kavun kokusu. Melon scent of the flowers. Scent of flowers and melon scent. Gördüğünüz üzere köpük biraz daha arttı. 40 derece ulaştı, biraz daha artacak. Şu an suyunu ısıtmaya geçti. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere değerli izleyiciler. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlar yazmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu konuşmamı bitirdikten sonra da sürdürmeye devam edeceğim. Bugünlük konuşacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın ve benim kanalımı takipte kalın. Desteğiniz, ilginiz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı ayırıp benim kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize çok 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 minnettarım. Hepinize çok çok selamlar gönderiyorum ve saygılar gönderiyorum.